Herkese merhaba. Ben İdris Özçelik. Bu dersimizde spora yayınlarının TET deneme birini çözeceğiz. Hazırsanız hemen soruların çözümüne başlayalım. Evet ilk soruyu okuyorum. Enzimatik reaksiyon için gerekli su miktarına ve uygun sıcaklığa sahip olan bir deney tüpüne K kadar enzim konuluyor. Belirli bir zaman aralıklarında her saatte bir kez olmak üzere deney tüpüne K bölü 2, K, 2K ve 4K miktarında substrat ekleniyor ve yeterince süre bekleniyor. Bu zaman süresince deney tüpünde gerçekleşen enzim substrat kompleksinin oluşma ve ayrılma hızı aşağıdaki grafiklerden hangisinde e, gösterildiği gibi olabilir. Yani doğru grafiği bize soruyor. Arkadaşlar bu tarz sorularda yapmamız gereken olay şudur. Dikkat etmemiz gereken Enzim miktarı veya substrat miktarı sınırlı mı? Bakın ne diyor? K kadar substrat bulunuyor. Yani substrat eklenmiyor, substratımız sınırlı. Peki enzim miktarı sürekli artırılıyor mu? Artırılıyor. Peki bu tepkime nereye kadar devam edecek? Tepkime substrat bittiğinde durması gerekiyor. Çünkü elimizde artık e, ürüne dönüştürecek bir substratımız kalmayacak. Yani biz bu tepkime enzim ekledikçe İlk olarak tepkimemiz hızlanacak, yavaş yavaş elimizdeki substratı tüketeceğimiz için tepkime sıfıra doğru gidecek. Öyle bir cevap arayacağız hemen. Edirne'ye bakıyoruz arkadaşlar. Şöyle, bakın tepkimi yavaş yavaş hızlandı ve substrat azalmaya başladı ve tepkime sıfıra doğru geldi. Son derece kolay bir soru ama dikkat etmemiz gereken noktalar var. Substrat miktarı sınırlı mı? Buna dikkat ediyoruz. Ya da enzim sınırlı mı? arttırılıyor mu? Buna dikkat etmemiz lazım. Geçiyorum arkadaşlar ikinci soruya. Şöyle biraz daha büyütelim. Farklı canlılar arasında yapılan çaprazlamaları meydana gelebilecek genotip çeşidi bakımından çoktan aza doğru nasıl sıralandı şeklinde sormuş. Arkadaşlar burada çaprazlama yapmamız gerekiyor. Yani şurada mesela ikisi de heterozigot. Çaprazlama yapacak olursak bir tane örnek olarak gösteriyorum. A A çarpı büyük A küçük A çapraz diyorsunuz. Yapmamız gereken büyük A büyük A büyük A küçük A genotip çeşitlerine bakacağız. Büyük A küçük A ve arkadaşlar küçük A küçük A. Burada kaç çeşit genotip var? Büyük A büyük A'dan bir tane var. Büyük A küçük A var. İkinci çeşidimiz ve üçüncü çeşidimiz de küçük A küçük A. O zaman 3 çeşit buradan geliyor arkadaşlar. Büyük A'dan 3. Burada dikkat etmemiz gereken her zaman çeşit sorduğunda çarpı yapıyoruz. Yani toplamıyoruz çarpıyoruz. B'lerden de yine benzer bir durum var. Artık yapmıyorum. Buna da 3 diyorum. Çarpı. G'lerde yine heterozigotluk durum var. Bunu da çarpıyorum. Burada 27 çeşit. Arkadaşlar birinci de 27 çeşit genotipi gördük. O zaman ikinciye bakıyorum. Heterozigotluk bir durum var. Heterozigot durum var. Bunu da çaprazlarsak yine iki durumda heterozigot olduğu için 3 diyorum. 3 çarpı. Şuraya bakıyorum. Büyük R, küçük R, büyük R, küçük R. Ye. Burada da 3 çeşit heterozigot durum oluyor. Artık çarpmıyorum çünkü mantığını öğrendik. Toplamda kaç yapıyor? 9 yapıyor. Buraya da o zaman 9 yazıyorum. Çeşit genotip var. Geçiyorum üçüncüsüne. Büyük D, küçük de heterozigot. Büyük D, küçük D, heterozigot. Toplamda o zaman 3 yapıyoruz buraya. N'ler bakın homozigot. Burada da homozigot. Burada tek çeşit. Çaprazlama yaptığımızda sürekli büyük neye büyük neye çıkacağı için burada tekçe çarpı 1 diyoruz. Toplam burada da 3 olacak. Şuraya da 3'ü yazıyorum. Sıralayacak olursak 1, 2, 3 çoktan aza doğru sıralamış olduk. Geçiyorum başka bir soruya. Hemen 3. soruyla devam etmek istiyorum. Önce bir soruyu okuyalım. Su kaybetmiş bir hücre. Su kaybetmişse plazmoliz olmuş demek. Yani su buz düşme olayına biz plazmoliz izliyoruz. Az yoğun bir çözeltiye konulsa dış ortamdan su alacağı için hacmi artar. Hücre ilk haline geri döner. Bu olaya ne diyoruz? Deplazmoliz. Yani eski haline dönmesi. O zaman şuraya hemen üstüne yazmak istiyorum. Deplazmoliz şeklinde yazdım. Hipotonik bir ortamda yani az yoğun bir ortamda daha fazla kalan hücrenin stoplazması zara bir basınç uygular. Bu basınca suyun içeriden dışarıya doğru yaptığı basınca. Ne diyoruz arkadaşlar? Turgor basıncı diyoruz. O zaman ne olacak? Bir tanesi deplazmoliz olacak. Diğeri de turgor basıncı olacak. Kavileyi bulduk mu? Bulduk. Deplazmoliz ve turgor basıncı. Son derece kolay sorular. Yeter ki dikkatli okuyalım. Geçiyorum dördüncü soruya. Şöyle biraz küçültelim. Soruyu tam ekran yapmaya çalışıyorum. Evet. Doğal bir ekoton bölgesinde ökaryot ve çok hücreli olduğu bilinen KVM canlıların arasında gerçekleşen madde alışverişi gösterilmiştir. Bakın burada ısrarla altını çizmiş. Ökaryot ve çok hücreli olduğunu söylemiş. Yani burada biz bakteri ve arkeyi düşünmüyoruz çünkü onlar prokaryot yapıda. O zaman K canlısı bir bitki olabilir. Çünkü oksijen ve besin üretmiş. Fotosentez yapıyor. ışığı almış. Ya da bir alg olabilir. İki tane ihtimaliniz var. O zaman şunları bir yazalım. Bitki veya alg diyoruz. Başka bir ihtimal yok. Peki M canlısına bakalım. M canlısı da oksijeni ve besini almış. Karbondioksit açığa çıkarmış. O zaman oksijenli solunum yapan bir canlı ve hazır beslendiği için bunun için tüketici diyebiliriz. Ve aynı zamanda oksijenli solunum yaptığını söyleyebiliriz. Bu iki canlı türü için aşağıdaki bilgilerden hangisi her durumda doğrudur? M canlısı omurgasız bir hayvandır diyor. Omurgalı da olabilir. Örneğin bir insan da olabilir. İşte e, atıyorum bir yılan da olabilir. O zaman bunu kesin doğru kabul etmeyiz. Eliyorum. K canlısında klorofil pigmentleri kloroplastın içinde bulunur. K canlısı alg veya bitki dedik. Peki Algiler ve bitkiler ökaryot mu? Ökaryot. Kloroplast var mıdır? Vardır. İşte klorofiller kloroplastın içinde bulunduğu için burada da cevabımız direkt açığa çıktı. Bunun da cevabı arkadaşlar ne olacak? Tabii ki Bursa olacak. Hemen bunun üzerine işaretliyorum. Diğerlerini okumuyorum. Geçiyorum arkadaşlar. Vakit kaybetmeden 5. soruyla devam ediyorum. Bir nükleik asit çeşidinin bir parçasının yapısındaki bazı moleküllerin sayısı aşağıdaki gibi belirlenmiştir. Şimdi bakın adenin var. Eğer bu iki zincir olsaydı her zaman adeninin karşısına ne gelmesi lazım? Timinin gelmesi lazım. Fakat burada bakın adenin miktarı timinden az. O zaman bu arkadaşlar tek bir zincire aittir. Peki bu DNA mı RNA mı? Nereden anlıyoruz? Bakın timin var. Timin DNA ait özel organik bazken urasil de RNA ait özel organik baz. O zaman bunun DNA olduğunu biz buradan çıkarabiliriz. Ve tek bir zincire ait olduğunu çıkarabiliriz. Şimdi soruyu okuyalım. Bu moleküllere sahip olan nükleik asit çeşidi için aşağıdaki bilgilerden hangisinin doğru olma ihtimali yoktur demiş. Bir DNA molekülün tek zinciridir demiş. Evet tek zinciridir kabul ediyoruz doğru. Yapısında glikozit ve hidrojen bağları bulunur. Hemen arkadaşlar bu konuyu bir hatırlatmak için çizmek istiyorum bir tane fosfatımız vardı. PO4 diyorduk. DNA'nın bir zincirinin hemen karşısında ne vardı? Bir tane 5 karbonlu deoksiriboz şekerimiz vardı. Sonra deoksiriboz şekeriyle bir e, organik baza bağlanıyordu. Adenin veya timin diyorduk. Örneğin bu e, timin olsun. E, buradaki bağın ismini ne diyorduk? Ester bağ diyorduk. Hatırlayın. Buradaki bağın ismini ise glikozit bağı diyoruz tek bir zinciri çizdik. Sonrasında hidrojen bağları ve ikinci zincir geliyordu. Baktığımızda tekrar okuyorum. Yapısında glikozit ve hidrojen bağı bulunur demiş. Arkadaşlar glikozit bağı bulunuyor ama hidrojen bağı için bir şey diyemiyoruz. E, doğru olma ihtimali yoktur demiş. Buna bir soru işareti diyelim. Hücre bölmesi öncesinde replikasyon yapabilir. Evet DNA kendisini eşlemiş olabilir. Eşlemeden önce DNA'nın iki zinciri ayrılır ve daha sonra bu zincirlerin yerine yani şöyle anlatmaya çalışayım. Bu zincirler ayrılır. Daha sonra karşısına yeni zincirler kurulur diyebiliriz. O zaman C'yi kabul ediyoruz. Şöyle kırmızıyla işaretlerim birazcık karıştı. Protein sentezinde şifre taşıyan RNA çeşididir. Bakın arkadaşlar RNA demiş. Bunun timine sahip olduğunu %100 biliyoruz. O zaman bu RNA olamaz. Cevabı çıkarmış olduk. Ancak Şuradaki bilgi kafamızı karıştırıyor. Hidrojen bağı yok. Ancak arkadaşlar bu zincir katlanmalar yapmışsa bu katlanmalar arasında hidrojen bağı kurulmuş olabileceği için soru işareti koydum. Bazen DNA katlanırsa arada zayıf hidrojen bağları kurulabilir. O yüzden hemen atlamadım. E, sonuna kadar okudum. E, Şüphelenildiğiniz sorulara soru işareti koyup sonuna kadar devam edin. Emin olduğunuz seçenek hangisiyse onu işaretlemeniz daha mantıklı olur. Geliyorum son soruya. Şöyle birazcık sayfamızı temizleyelim. Afrika menekşesi bitkisinin bitkisinden koparılan bir yaprağın suda köklendikten sonra saksıya dikilmesiyle tam bir bitki meydana gelmektedir. Arkadaşlar nedir? Bu eşeğsiz bir üreme çeşidi olan bitkilerdeki vejetatif üremeydi. Hatırlayın bu olayla ilgili ifadelerden hangisi hangileri doğrudur demiş. Üreme sürecinde yapraklardaki spor keseler. Arkadaşlar spor kavramı sadece tohumsuz bitkilerde bulunur. Peki e, menekşe bir tohumlu bitki mi? Evet tohumlu bitkidir ve çiçekli bitkidir. O zaman bu sporlu bir bitki olmadığı için direkt bu kavramı kabul etmiyoruz. Şöyle kırmızıyla bir kez daha çarpı atalım. Hücre bölünmesinin bir defa gerçekleşmesiyle yeni bitki oluşur demiş. Bir defa dediği için yanlış arkadaşlar. Tabi mitoz bölünme çok defa gerçekleşmesi gerekecek ki. Çünkü çok hücreli bir canlı oluşuyor. Yani bir bölünmeyle tek hücreli canlılar ancak bir bölünmeyle çoğalır. Bu tek hücrelerin özelliği olduğu için bunu kabul etmiyoruz. Ana bitkide var olan genetik özellikler korunur. Çünkü arkadaşlar bunun temeli mitoz bölünme olduğu için bunu kabul etmek zorundayız. Cevabımız Ceyhan olacak. Evet spora yayınlarının TYT deneme birini çözmüş olduk. Umarım memnun kalmışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki denemede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.